İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Güzel ahlak. Habibine Kur'an'da buyurdu Cenab-ı Hak: "Sen elbet yaratıldın güzel huylu olarak." Çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu: "Mizana konanların içinde en ağırı güzel ahlaktır yarın." Biri Resulullah'a "Din nedir?" diye sordu. Resulullah cevaben "Güzel huydur" buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. Amellerin üstünü nedir diye sordular. Buna da güzel huylu olmaktır buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu: "Herkes ile iyi geçin her saat." Bir kadını Resul'e methedip dediler ki: "Gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte." Buyurdu ki: "O kadın cehennemliktir işte." Buyurdu: "Güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmak da yok eder günahları." Ve buyurdu ki: "Sirke bozarsa balı nasıl, kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl." Buyurdu ki: "Her kimin ahlakı güzel ise, ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse." Abdullah bin Mübarek, ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. Niçin ağladığını sordular gidip ona. Buyurdu ki: "Ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan." Hasan-ı Basri der ki: "Ahlak iyi değilse, eziyet etmiş olur kendisine o kimse." Enes bin Malik der ki: "Güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet." Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır, İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı halk. Dediler ki: "Efendim, nedir bu güzel ahlak?" Buyurdu: "Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır." Hazreti Ali der ki: "Üç şeydir güzel ahlak: haramları terk edip emirlere sarılmak. Biri de ev halkıyla olarak alakadar kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar." Güzel huy
fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise ahlakı güzel olan kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman. Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep huyun düzelmesine en iyi budur sebep. Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü aslan insanın alırsa da canını, alır kötü arkadaş dinini, imanını. Bu mübarek zatların hürmetine ilahi, iyi huylu olmayı ihsan et bize dahi. Dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun sen. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Kâb el-Kurezi rahmetullahi teâlâ aleyh buyuruyorlar ki, yeryüzü iki kişi için gözyaşı döker. Bunlardan birincisi, Allah-u Teala'ya ibadet edip salih amel işleyen kimse içindir. İkincisi ise, Allah-u Teala'ya günah ve isyanla vakit geçiren kimse içindir. Zira günah işleyen yeryüzüne çok ağırlık verir buyuruyor Muhammed bin Kâb el-Kurezi rahmetullahi teâlâ aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. Allah razı olsun sizden. Emeği geçen herkesten, çocuklar ve kendim için dua istiyorum sizden hocam. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin. Hepimizi inşallah. Namazlarımda size dua ediyorum. Hocam namazlarımı sizin dediğiniz gibi kılıyorum. Sünnetleri de kazaya şey yapıyorum. Ve arkalarından da birer kaza kılıyorum ben. Fakat böyle kılmaya başladım. Ben sabah namazına zor kalkıyorum. Kalkamıyorum. Bazen de hiç kalkamıyorum hocam. Böyle kılmadım mı, namazın arkasından kaza yapmadım mı kalkıyorum. Bir de hocam, benim altınlarım vardı ama benim zekada mağlup olduğumu bilmiyordum. Ben zekat istedim ve gittim altınlarımı öğrendim, zekatı aldım. Zekatımı da verdim. Ama şöyle niyet ettim, çocuklarımın niyetine aldım dedim ama eve harcadım hocam. Acaba günah kaldım mı? Bunu soracaktım size. Bir de hocam namaz kılmayan arkadaşlarımıza, açık saçık olan arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız? Ben biraz böyle çekiyorum kendimi. Biraz böyle şey yani kötü oluyorum, niye öyle yapıyorsun diye dışlanıyorum yani hocam. Hocam Allah sizden bin kere razı olsun. Cümlemizden efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Hocam öncelikle dualarınızı bekliyorum. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. İnşallah Teala efendim hepimizi. Amin hocam. Allah-u Teala razı olsun. Hocam benim şöyle sorularım var. Dinliyoruz. Namazı şimdi sık sık dalınca sık sık secdesi yapmak uygun mudur? Anlaşıldı mı hocam? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Hocam bir de kibirli insanlara karşı kibirli olmak caiz midir, uygun mudur? Peki hocam, bu kadar. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hayır, hayır Elna hocam. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Hocam, zekat hakkında soracaktım. Büyük oğlum bana vekalet kıldı. Anne kime verirsen ver diye zekat parasını verdi. Ben de küçük oğlumu verebilir miyim? Onun dinen fakir borçları var. Onu sormak isterim. Bir de dört rekatlı namazın ilk oturuşu vacip mi sünnet mi? Onu bazı kimseler vacip diyor, bazı kimseler sünnet diyor. Ben de sorayım hocama dedim. Başka var mı? Hocam şu anda unuttum var ama. Peki efendim. Hayır yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun hocam. Efendim dinleyicimiz.
Ben dedi kaza namazı borcum olduğu için dedi sünnetten yerine kaza kılıyorum, arkasına bir günlük dedi ilave ediyorum dedi. Günde iki günlük kaza namazı kılıyorum dedi. Fakat böyle yapınca dedi sabah namazlarına kalkamıyorum dedi. Şeytan öyle nefis vesvesi vermiş. Başka sebepten dolayı kalkamıyor. Çünkü yani bir günlükten muradı nedir? Şimdi iki türlü anladık, anlıyoruz biz onu. Mesela sabah namazını kıldı, arkasına bir günlük 20 rekat daha kıldı. Öğleyi kıldı, arkasına bir günlük 20 rekat daha kıldı. Böyle mi? Yoksa sabah namazını kıldı, bitirdi, arkasına bir günlük sabah namazı kaza etti. O zaman iki günlük olur. Sünnetlerine de kaza kılınca, her vaktin arkasına da bir günlük kaza namazı kılacak olursa, 5, yani bir günde 6 günlük kaza namazı kılmış olur, değil mi? Dinleyicimiz bunu nasıl, onu biz de sormadık, o anda hatırımıza gelmedi. Ama bizim anladığımız öbür türlü. Yani her namazın, mesela öğle namazın ilk sünnetini, ilk kazaya kalan öğle namazın farz dedi. Son sünnetinden sonra ilk kazaya kalan bir öğle namazın farz daha kıl, 4 rekat. Bu fazla zamanını almaz. Ama öğle namazının arkasına 20 rekat daha kıldıysa, bir günlük 20 rekat ediyor kaza namazı. Sabahın arkasına 20 rekat daha kıldıysa, ikindinin arkasına 20 rekat daha kıldıysa, akşamın arkasına 20 rekat daha kıldıysa, yatsının arkasına 20 rekat daha kıldıysa, hakikaten zor bu. Kolay değil. Ama yapmamız da lazım. Yani bir an önce bitsin diye. Şimdi dolayısıyla bu şeyde mesela yatsının arkasına 20 rekat daha kılmış olsa teravih kılmış gibi olacak her gün. Bu da sabah namazına kalkmasına mani değil aslında. Başka sebepler vardır onun. Yani şeytan ve nefs buna mani olmak için, kaza namazı kıldırmamak için, sen kaza kıldığın için kalkamıyorsun düşüncesini getirtmiş. Bu vesvesedir. Şeytan ve nefsin vesvesesidir. Sakın buna itibar etmesin. Başka sebepler vardır. Tövbe istiğfar etsin. Yatarken abdesti yatsın yatağa. Kevser suresinde muhakkak okumalı. Kevser suresini okuttuktan sonra ya Rabbi beni sabah namazına kaldır diye dua etmeli. İnsan olarak hepimizin başına gelebilir. Hepimizin başına gelebilir. Ama adet haline getirmek o uygun olmaz efendim. Efendim gelelim, ben dedi nisaba malik olduğumu bilmiyordum dedi. Zekat alıyordum dedi. Sonra dedi bir altınlarım vardı, bir hesap ettirdim dedi. Nisaba malik olduğumu anladım dedi. Ama çocuklarım var, çocuklarım adına. Ha, çocuklar vekalet verip onun adına alabilir. Çocukların adına alabilir. Efendim ama kendisinin nisaba malik olduğunu öğrendikten sonra zekat alması açıkça söyleyecek. Kusura bakmayın, ben dinen fakir değilmişim diyecek. Günah olur öbür türlü. Ha, veren kurtarır da bu kurtaramaz ahirette. Veren bilmediği için kurtarır. Bilmediği için kurtarır. Bile bile o da veremez. Tabii. Zengine. Namaz kılmayan dedi arkadaşlar var dedi. Veyahut da açık olan arkadaşlar var dedi. Yani bunlara karşı nasıl davranmamız lazım? Şimdi efendim kitaplarda anlatılırken önce Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatı, sonra Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin, tabi'in, tebe-i tabi'in, sonra yüksek derecede ehl-i sünnet alimlerinin, evliya-i kiramın hayatları dikkatli bir şekilde okununca İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar bunları anlatırlarken Allah Teala rahmet eylesin, evvela bilir dabire böyle bu zatlardan nakil yaparak toplantılarda anlatırlardı. Bir misal vermişler, verilmiş. Hoş bir misal. Güneş misalini vermişler. Güneş doğduğu zaman yeryüzünde Allah-u Teala'ya inanan var, Allah-u Teala'ya isyan eden, Allah-u Teala'ya harp açanlar var. Ama güneş iman edene de, inkar edene de ısı ve ışığını aynı şekilde verir. Herkes güneşin kendisini daha çok sevdiğini, güneşin kendisine dost olduğunu, inkar eden de, inanan da konuşmalarında, yazılarında şey olarak güneşi kullanır. Güneş gibi olmak lazım canım falan. İnanan da, inkar eden de. Değil mi? Evet. Ve Peygamber Efendimiz de böyleydi. Güneş gibi. Varisleri de böyle. Dosta, düşmana. İnkar edene de, iman edene de aynı şekilde muamele ederlerdi. Tabii bunları anlattıktan sonra mesela İslam Ahlak kitabında müdahale ve mudara anlatılırken çok dikkatli olmak lazım gereğini. Çünkü
Evliya dediğimiz uzatlar Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklandıkları için onların sevgisi Allah içindir. Buğzu da Allah içindir. Peki inkar edeni sevmezler? Evet sevmezler. Ama doğruyu söylemekte çekinmezler. Ha o andaki duruma göre fitne durumu vardır, başka şeyler vardır. İdare ederler. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne bir gün geliyor, birisi bir şeyler anlatıyor falan. Bu mübarek de doğrudur, doğrudur diye şey yapıyor. Oradaki talebeler var, Allah Allah diyor. Adam yanlış anlatıyor. Biz diyor bu zattan öğrendik bunların yanlış olduğunu. Yani kendisinden öğrendiğimiz bilgilere göre bu adam yanlış anlatıyor. Ama Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri doğrudur diyor. Allah Allah. Hayret etmişler. Adam gittikten sonra demişler efendim kusura bakmayın demiş anlayamadık. Adam anlatıyor. Yani bunların yanlış olduğunu biz sizden öğrendik. Bu adamın anlattıklarının yanlış olduğunu. Doğrusunun da bunlar olduğunu sizden öğrendik. Ama siz adama doğrudur dediniz. Bizim kafamız karıştı. Buyurmuşlar ki biz onların biz onun anlattığı şeyler doğrudur diye tasdik etmedik ki. Adama dedik biz doğrudur. Eğri büğrü konuşma. Adam anlamadı. Oradakiler de anlamadı. O da ayrı bir mesele. Doğrudur. Doğrudur. Biz ona söyledikleri doğrudur demedik. Kendisi için dedik. Doğrudur dedik. Adamı idare etmişler. Ha, idare etmişler. Müdara etmişler. Dolayısıyla o müdahene ve müdara anlatılırken hani aşırılıktan men etmiş dinimiz. Tamam belli bir ölçüler içerisindesin ama karşındaki kafir de olsa, kafir de olsa, fasık da olsa insan olarak gene İslamiyet'in güzel ahlakını göstermekle mükellefiz. Reddedemezsin. Ve belki de sen vesile olacaksın, o hidayete erecek. Sen vesile olacaksın, tövbe edecek. Sen vesile olacaksın, Allah-u Teala vesile kılmıştır seni. Aa ben işte insanları şanıyor. Ha, kimse kimse yapamaz. Ya, Allah-u Teala kullarının bazılarını hayırlı işlerde istihdam eder, bazılarını da şer işlerde. Mesela zulmedene o gücü kuvveti veren kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Kitaplarda mesela anlatılıyor. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh hazretlerinin sözü. Menakıb-ı Çağrı Yari gözünde bir konuya bakarken dikkatimi çekmişti de orada buyuruyor ki cimri bir kimseye Allah-u Teala işte 7-8 tane şey musallat eder buyuruyor. Bunlardan birisi de zalim birisini musallat eder ona. O zalim onu hakir zelil hale getirir sonra da elinden malını alır. Şimdi onu okuyunca Allah Allah dedim ya. Yani musallat eden Cenab-ı Hak. Şimdi hani gündemde ya efendim işte Fethullah Gülen yok Adnan Oktar falan işte şuradan para çarpmış buradan çarpmış. Fethullah Gülen'e kurban veren siz değil miydiniz? Zekatlarınızı fıtralarınızı götürüp veren siz değil miydiniz? Şimdi geri çekildiniz. O adam neler yapmış falan. Sen de destek verdin ya. Sen de destek verdin ya. Demek ki senin kazancında da bir sakatlık var. Peki cimri kime denir? Cimriyi de tarif etmişler. Cimri deyince yok ya bana aynı şekilde bir simit bile bir çay bile ısmarlamadı. Cimrinin teki diyor. Öyle değil o. Öyle değil o. O ihsandır. Bunu birbirine karıştırmamalı. Cimri kime denir? Açıkça yazmışlar. Cimri farz olduğu halde zekatını vermeyen, vacip olduğu halde kurbanını kesmeyen, vacip olduğu halde sadakayı fıtırını vermeyen, nafakası üzerine, hanımı çocukların nafakası bunun üzerine farz. Kazancıyla orantı olarak bunların nafakasını temin etmeyene cimri denir buyuruyor. Bak bunlar yapmıyor, götürüyor aynı şekilde öbürlerine meyhanede parasını veriyor. Cömert adam, cömert değil bu adam, müsrif adam ve cimri adam bu. Buna cimri denir. Bu adam zekat vermiyor. Bu adam aynı şekilde uşunu vermiyor. Bu adam aynı şekilde kurbanını kesmiyor. Ve hatta kurbanla aynı şekilde İslamiyet'in bildirmediği şekilde geliyor. Mesela diyor ki o FETÖ'cüler yapıyordu ya. Mesela İhlas Vakfı öğrenci yurtları da talep ediyor. Yok ya falan filan biz verdik nereye verdi falan öyle verdikleri de bir hisse değil. Bir sığır veriyor dana veriyor kaç para 5.000-10.000 lira pat diye veriyor. Vekalet hak getiri. Nereye gitti o paralar? George'a gitti nereye gidecekti? Moize gitti falan. Gitti yani kilise tamir edildi. Niye? Sen hakkıyla zekatını vermiyordun. Sen hakkıyla aynı şekilde kurbana ehemmiyet vermiyordun. Nasıl yapıldığını bilmiyordun. Öğrenmek de istemedin. Allah-u Teala da sana böyle birisini musallat etti. Senin paranı aldı sonra da hakir ve zelil etti. Biraz da menfaat elde edeyim falan derken şimdi hapistedir belki de. Değil mi?
Bile bile verenler de var canım. Ha, bile bile verenler de var. Tabii. Yani o 5000-10000'i verirken adam kurban kesilmeyeceğini biliyor. Kurban adında veriyor da. Hı hı. Kurban kesilmeyeceğini, nereye gideceğini bile bile verenler de var. Veriyor. Ve sonra da efem ya. Hiç böyle efendim falan yok. Bunu yapan sizsiniz ya. Bunu yapan da sizsiniz. Siz de destek verdiniz. Şimdi Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermezsen, değer vermezsen, işte Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala hazretlerinin buyurduğu gibi böyle birisini de senin malına musallat eder. Elinden alır. Ondan sonra vah 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 tü tü tü, tü dersin de onun hesabı da ahirette senden sorulur, kusura bakma da. Senden sorulur. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala işte bu kitapları kendileri yazdılar, tahsihin tek başınaydı. Sonra işte talebelerinden onlar da yardım etmeye başladılar. O kitapları alıp aynı şekilde götüp şehirlerde, kahvelerde, şurada burada falan dağıtarak, satarak yardımcı olmaya çalışanlar da bir talebesi işte bir tanıdığı birisi varmış, o fabrikaya girmiş. 3 tane arkadaş işte demiş böyle kıymetli kitaplar getirdik. Yokuşa sürmüşler, almamışlar falan. O zaman demiş ki ben hediye bırakayım o zaman. Yok demiş de bizim paramız var, ne yapacağız, aynı şekilde hediye falan. Kabul et demişler. Şimdi daha önce bir hukuklar olduğu için de bu da üzülmüş. Hani getirmiş o satıştan döndükten sonra rapor verecek Hüseyin Hilmi Efendi'ye. Nasıl geçti falan filan derken Hüseyin Hilmi Efendi demiş üzüntülü duruyorsunuz, bir şey mi oldu diye soruyorlar. Hem demiş böyle böyle demiş, bir tanıdığım vardı, 3 kardeşti bunlar. Satın almadılar, hediye vereyim, hediye de kabul etmediler, ona üzüldüm demiş falan. Bak burası çok önemli. Karışım buymuşlar, niçin üzülüyorsunuz ki? Bu kitapları verecek parası yokmuş. Ya. Çünkü mesela kitaplarda ben daha önce merak ederdim bu. Ya bir paranın aynı şekilde temiz olup olmadığı, malın temiz olup olmadığı nereden anlaşılır diye. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi Enver abilerine nakletmişlerdi. Paranın aynı şekilde helal ve tayyip olduğu, temiz olduğu gittiği yerden anlaşılır. Geldiği yer gittiği yerden anlaşılır. Evet. Nereden geldiği, o para nereye harcanıyor ona bakılır. Bu fıska fücura harcanıyorsa, lüzumsuz şeylere harcanıyorsa, harama gidiyorsa bu para aynı şekilde temiz değil. Bu mal temiz değil. Karışık. Karışık. İçinde kul hakkı var. Dolayısıyla hayırlı yere gitmez. Bazen de mesela bakıyorsun hiç garip bir adam getiriyor diyor ki Mustafa Bey diyor ya işte ben sana göndereyim de şundan diyor kitap dağıtıverin diyor radyoda isteyen o dinleyiciler cebinde var ya. 100 lirası var, 50'sini gönderiyor. 50'sini var, 100'ünü gönderiyor. Yani. Değil mi? Yani. İşte düşünüyorsun ya Rabbi diyorsun bu da cool. Öbürsü milyarlar var, onunki nasip olmuyor. Cenab-ı Hak nasip etmiyor bu hizmeti onu. Ne yapıyor o? Ne yapıyor? Hatta şeyde yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri. İşte cimriye musallat edilen şeyler. Böyle kimse bu parayla işte bir bina yapar. Sırf göstermelik için. Zamanımızda da var ya hala 50 kat 60 kat falan filan. Ne işe yarayacaksa, tamam mı? Yahut da diyor hiç diyor insanların faydasına falan lüzumuna falan şey yapmayan böyle diyor harap bir binayı tamir eder. Paracıklar oraya gider. Neymiş? Efem eski esermiş de Roma'dan kalmaymış da bilmem neden kalan. Paracıklar oraya gidiyor. Ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Ya gitti paracıklar. Ama hesabı da ondan sorulacak. Ne faydası? Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Ama öbür tarafta helalse parası, adam mesela yolda giderken bakıyor. Adam aç. Alıp götürüyor onu lokantaya. Ne kadar istese ye diyor. Al sana da parasını verip gidiyor. Ne oldu? Allah'ın fakir kulunu doyurdu ya. Adamın hanesine artı diye de geçti o. Dolayısıyla hepimiz yani cebimizdeki parayı nereye harcıyoruz? Bu para nereye gidiyor? Hakikaten bakmak lazım. Eğer uygun bir yere gidiyorsa öp başına koy. Uygun yere gitmiyorsa oturup aynı şekilde tövbe istiğfar etmek lazım. Peki, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak, İnsanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur.
Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi, Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, al şu ekmeği kapıdaki fakire veriver der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir, sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. O ekmeği nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yoluna devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır, fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istetip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip, nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse, nimeti devamlı kılar ve artırır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, birinci bölümdeki o dinleyicimizin son sualini biraz uzattık. Yani konuyu açtı falan da. Hani dinleyicimiz namaz kılmayan ve daha açık olanlarla nasıl münasebet? Münasebet kesmeyeceğiz. Ama teslim de olmayacağız. Yani ha doğru ya sana dediğin nur paldır kudur. Ha öyle değil. O müdahale ne olur? Yani dinden taviz vermeyeceğiz. Yerine göre müdahale edeceğiz. Dinimizin bildirmiş olduğu güzel ahlak göstereceğiz. Dinimizi sevdirmeye çalışacağız. Sadece bundan ibaret. Ne dayak atacağız ne dayak yiyeceğiz yani. Aynen öyle. Çünkü şey yapması lazım. Bunun hareketleri lisan, hal lisan, kalden entaktır. Mesela sen niye namaz kılmıyorsun değil de onun yanında mesela namaz kılacak.
Ben bir namazımı kılıveririm falan. Namaz vakti geldi de. Namaz vakti gidecek, namazını kılacak. O görecek bunu. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Bak hiçbir şey demedi ama. O kendi kendini muhasebe eder. Ya der. O da kul, ben de kulum. O böyle şey yapıyor. O da ölecek, ben de öleceğim. Bana hesabı sorulacak. Sen bir şey söylemediğin halde o halin ona tesir eder, namaza başlamasına sebep olur. Hani bir şey anlatmana da gerek yok. Kitap verirsin. Kitap verirsin. Mesela diyelim ki 3-5 kişi bir araya geldiği zaman mesela saatte bir de namazın ehemmiyeti bahsini böyle bir açarsın, okursun mesela. Sadece okursun, yorum yapmazsın. Okur bırakırsın. Orada şimdi açıkça bildiriliyor. Ondan sonra o da Allah-u Teala'nın kulu. Birazcık insaf sahibi ise der ki ne diyor bu ya? Mesela şeyde Kıyamet Ahiret kitabının verirsin şu ilk 30 sayfası. Bir oku. Orada ölüm anlatılıyor. Ölüm bakacak, diyecek ya bu benim başıma gelecek. Ben ne yaparım o zaman? Sarsılır o. Kendini toparlar. Kendini toparlar. Bazen mesela dinleyicilerimize geri dönenler oluyor da böyle. Diyor ki bir gün diyor böyle diyor. Bir arkadaşın tavsiye üzerine açmıştım diyor falan. Orada bir şey söylediniz diyor. Biz söylemedik tabii. Büyüklerin sözü. Çünkü onların sözünde Rabbani tesir vardır. Nakletmişiz. O söz bana çok tesir etti diyor. O söz bana çok tesir etti. Tabii tesir eder çünkü büyükler. Sen art niyetli değilsen, insafla yaklaşıyorsan gider 12'den vurur o. Cenab-ı Hak da aynı şekilde ezelde senin hidayetine, tövbe etmene o zatın o sözünü vesile kılmıştır. Sen de onu dinleyince hani Davut Tahir Hazretleri miydi? İşte bir şiir birisi okuyor da hangi göz ki İşte şey yapmadı, akmadı falan mealinde öyle bir şey yapıyor falan. Mesela biz de okuyoruz, bize tesir etmiyor. Ama ona çok tesir ediyor. Hidayetine vesile oluyor. Eski yaşayışını siliyor. Ondan sonra Allah yoluna aynı şekilde kendini adıyor. Ve Davut Tahir Hazretleri oluyor. Bilemezsin bunu. Bunu bilemezsin. Bir de şey çok hoşuma gidiyor. Fudayl bin İyad Hazretleri. İşte eşkıyayı çevirmişler. Bu da namaz vakti olduğu için namazını kılarmış. Şeyde kervanda bir tanesi hemen bir sıvışmış bir kese altını arkadan eşkıya görmeden tepenin arkasına bakmış, bir çadır birisi ama bu demiş emniyetli birisi gitmiş demiş ki eşkıya bizi çevir demiş, bu durabilir mi, namaz selam vermiş mi, koy oraya diyor, koyuyor. Ondan sonra tekrar gidiyor. Neyse eşkıya bunların hepsini toplamışlar, getirmişler bütün eşkıyalar bunun yanında, el pençe reis onu diyor, biz diyor reise parayı teslim. Eşkıya reisi mi? Fuzayr bin Niyaz Hazretleri bunu görünce gel diyor, al onu. Hatta tayfası diyor ki yok diyor. O bize itimat etti. Güvendi. Al diyor onu. Al paranı. Adam korkak alacak. Al al demiş. Emanet bıraktı bize. Alıyor. Adam diyor ki Allah Allah diyor. Değişik bir adam. Hem namaz hem eşkıyalık. Diyor ibadet. Allah Teala kulluk vazifesi. Peki bu eşkıyalık, o da diyor. Aşağı. Dua ediyor. Ya Rabbi hidayet nasip et diye. İşte bir kulun duası bereketiyle Cenab-ı Hak hidayetler nasip et. Çeşitli hadiseler anlatılıyor efendim. Dolayısıyla insanlara yaklaşmamız aşırılıklardan uzak olmalı. Efendim gelelim. Diğer dinleyicimiz, ikinci dinleyicimiz bir suali vardı. Sık sık dedi secdeyi efendim. Bak uygun mu? Uygun değil efendim. Vesvese olur. O zaman oturacağız. Secde-i seyif hangi halde yapılır? Açık, net. Buyuruyor ki farzın gecikmesinde, vacibin gecikmesinde ve terkinde yapılır. Başka yapılmaz. Başka yapılmaz buyuruyor. Daldım gittim diyor mesela. Evet, daldım gittim. Daldın gittin ama sureyi doğru okumuş olabilirsin yani o arada. Tabii. Mesela. Hareketleri düzgün yapmış olabilirsin. Tabii. Mesela o son dinleyicimizin de vardı ilk oturuş. Vaciptir. Secde-i seyfle kurtulur. Ama son oturuş farzdır. Kadi-i ahire farzdır. İlk oturuşta dört rekatta bir an oturmayan kimse secde-i seyfle namazını kurtarır. Ama dördüncü rekatta hiç oturmadan kalktıysa, kıyamdayken hatırına gelip geri dönmediyse, rükudan önce dönebilir. Secde yaptıysa, kadi-i ahireye oturmadığı için farzı terk etti. Farzın terkinde secde-i seyf yapılmaz. Bitti o. Baştan bir daha kılacaksın. Ama vacibi terk etti. İlk oturuşta vacibi terk etti. Oturmadı. Vacipti o ama. Farz değildi. Dolayısıyla secde-i seyf onu kurtarır. Secde-i seyf onu kurtarır. Dolayısıyla tam İbn-i Saad'de bir dedi var mesela.
secde-i sehiv bahsi var. Namazın vacipleri bahsi var. Onu okuyacağız. Ha, ölçüyü bileceğiz. Ha, farzın tehirinde geciktirilmesinde, geciktirmeler yapılmasında. Mesela kadiye ahirede oturmak farzdı. Ayağa kalktık oturmadan. Kıyamda Fatiha'yı okurken hatırımıza geldi. Geri döndük. Tekrar oturduk. Şimdi secde-i sehiv ile kurtuluyor. Niye? Farzı geciktirdik. Zamanında yapmadık. Yapmadığımız için ama terk etmedik. Terk etseydik, hiç oturmasaydık, geri dönmeseydik gittiydi. Namaz bozulduydu. Namazım sağlam olsun diye yani belki bir şey yapmışımdır. Secde-i sehiv yapsak olur mu? Olmaz. Ne olur? İlave olur. Haşa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilememiş ve Peygamber Efendimiz'e bu emirleri bildiren Allah-u Teala bilememiş, haşa. Ben ondan iyi biliyorum ya, işte sağlam olsun diye yapıyorum falan. Kendi düşüncem olmaz, o bidat olur, o yanlış. Varsa hata ne yaparız, yap, yoksa yok. Kibirliye karşı kibirli davranılır mı? Tabii. Vakarlı davranmalı. Hatta öyle davranmalı yani. Öyle davranmalı. Sadakadır diye geçiyor, kibirliye karşı kibirli davranmak sadakadır buyuruluyor. Dolayısıyla hatta Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne demişler kibirli diye. Bizim kibrimiz de bundandır. Yani Allah-u Teala'nın azametindendir o öyle. Bu insanlar enteresan ya. Ya Allah-u Teala peygamberine bunu da söylemişler. Yani varisine, evliyaya, alimlere söylemezler mi? Söylerler tabii. Söylerler tabii. Hani meşhur ya. Gevezeyi cehenneme atmışlar, doğdun yaş demiş. Yani. Adam illa konuşacak. Şey yani. Diyecek yani. Şey diyecek yani. Bir şey diyecek. Allah Allah. Cenab-ı Hak hepimizin sonuna ayrı eylesin. Bir dozu var mı? Yani kibirliye karşı kibirli davranırken dozu aşarsak mesela, o da tehlike midir? Tehlikedir. Bir defa bize zarar olur. Bize zarar olur tabii. O zaman mesela nefsi iman etmemiş bizim gibileri nefsi tetikte bekler. Biraz sonra ben sana gösteririm der falan. İşte Osman'ın kibirli ona karşı. Mustafa Tokoz da öyle, ona da öyle. İşte Ali Veli de böyle, Mehmet Ali de öyle falan da öyle. Zıvanada çıkan ondan sonra kibirli olur. Çıkar gider o. Bu bir. İkincisi, kibri de iyi tanıman lazım. Arkadan adam kibirli mi? Mesela konuşmuyor diyelim. Adam kibirinden konuşmuyor. Ya nereden biliyorsun kibirinden konuşmadığını? Nereden biliyorsun konuşmadığını? Ben öyle şeyde Gönen'de şey yaparken Allah rahmet eylesin, vefat etti. İşte çocuğunu okuldan aldıydı falan. İşte gittik hani tekrar okula şey yap falan. Anlatıyor bana diyor. Dedim gönderecek misin? Olmaz diyor. O kadar. Konuştu iki kelime. He olmaz. İkna edemediniz ya. Allah Allah. Yani şimdi kibirinden ayrı değil. Beş vakit namazından temiz bir insancağızdı. Bazıları mesela öyle konuşmaz. Bazıları da aynı şekilde şeydir yani. Yapısı öyledir. Yapısı öyledir. Ha onlar da biraz gayret göstermesi gerekir. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla o zaman hani kibirli bu canım. Buna kibirli davranmak sadakadır diyerek makas değiştirirsin. Bu sefer kendin kibirini ayınacakla herkese tepeden bakmaya başlarsın. Allah-u Teala korusun. O öldü. Onu dikkat etmek lazım. Yani böyle birisi ise onun karşısında efendim efendim buyurun falan filan demeyeceksin. Ezilip üzülmeyeceksin. Baktın ya beceremeyeceksin. Mesafeli davranacaksın. Uzak duracaksın. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualinin birisine cevap verdik de bir tane suali daha vardı. Benim dedi büyük oğlum dedi yine zengin zekat veriyor. Beni de vekil etti dedi. Anne buyur ben seni kendime vekil ettim. Bunu zekatımı dilediğin şekilde ver. Benim dedi küçük oğlum fakir ve borçlu. Ona verebilir miyim? Bu kendi zekat değil. Kendinin olsa veremez. Ama kardeşler birbirlerine zekat verir. Mesela bir kimse abisine, ablasına, kendine küçüklere. Ben şimdi lisede öğretmenken kaza lisesi olduğu için ortaokula da geliyorum. Yeni gelen ilkokulu bitirmiş çocuklara kaç kardeşsiniz falan. Bir tane kardeşim var. Ablam var mı? Var. Abin de var. Kendine küçüğe kardeş diyor. Yukarısına abi abla diyor. Onları hesaba dahil etmiyor. Kaç kardeşim var? Bir.
Bir. Sonra bir öyle diyorsun, iki kediyle dört tane oluyorlar. Ama onlar abi abla. Tabii onlar abi abla. O zaman böyle daha yeni ilkokuldan geldiği için benim de çok hoşuma giderdi. Çocuk da mahcup olmasın diye dudağımı ısırırdım gülmemek için. Abim, onu öğrendikten sonra da sorardım, abim var mı, ablam var mı? Ha, ablam var diyor, abim var diyor falan. Anlıyordum yani, kaç kişiler çıkıyordu meydana. Ama çocuk öyle anlamış, öyle yerleşmiş ve bir de öyle öyle bir anlayış da hakim. Anne babadan duyarak, şey yaparak falan da onlar da aynı şekilde öyle yerleşmişler. Niye açtık oraya? Ha, abi, abla veyahut da kendimden küçüğümüz, bunlara biz zekat verebiliriz. Çünkü usul ve furu'a zekat verilmez. Usul anne baba, dedeler, neneler yukarısı, furu da işte çocuklar, torunlar aşağısı, bunlara verilmez. Ama kardeş çocukları, amca, dayı, teyze, hala, bunların çocukları, kayınpeder, kayınvalide, gelin, damat, bunlar usul ve furu'dan değil. Bunlar dinen fakir iseler bunlara zekat verilir mi? Verilir. Ama bu kadıncağız da mesela oğlunun, büyük oğlunun zekatını küçük oğluna vekaleten veriyor. Kendi zekatını vermiyor. Yani kardeşine veriyor. Büyük oğlunu kardeşi verebilir. Kardeşi verebilir. Ama altınla devrini yapıp vermeli. Veyahut da altın verdiyse o zaman problem söz konusu değil. Bu kadın kocasına veremez. Babası oluyor çünkü. Tabii veremez. Oğlunun zekatını pek kendi babasına verebilir mi bu kadın? Veremez çünkü dedesi oluyor. Dedesi oluyor. Dedesi oluyor. Kayınpederine de veremez. Dedesi oluyor. Tabii veremez onları. Ama bu çocuğun amcasına, bu çocuğun dayısına, bu çocuğun kardeşlerine, bu çocuğun aynı şekilde ne bileyim yeğenlerine verebilir. Usul ve furudan değil onlar. Vefat eden bir kadın daha önce vefat etmiş kocasının mezarına gömülebilir mi? Gömülür. Şimdi halkarsa, aa ona yabancı oldu, olmaz, görünmez falan filan. Öyle değil o. Öyle değil o. Şimdi yabancı bir mezara bile gömülebilir. Orada problem olmaz. Mesela kitaplarda anlatılırken, kadın kocası vefat etmiş olsa bile, dinimiz öyle emrediyor. Belki hamile durum vardır. İddet müddeti. O iddet müddetince kocası öldükten sonra hala kocası ona helaldir. Onun için kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir. Ama erkeğin öyle bir durumu söz konusu olmayınca, kadın vefat edince otomatik olarak yabancı oluyor. Bakamaz. Yıkayamaz. Bakamaz, yıkayamaz. Onunla bir ilgisi kalmıyor. Bir alakası kalmıyor. Kocasıyla alakası kalmıyor. Ama kadın için öyle değildir. Peki vefatından sonra bir zamanı var mı? Yani mesela Saadet-i Ebedi'yi de buyuruyor ki 3 sene 5 sene içerisinde yani çürüyebilir. Çürüme şartı söz konusu. Hı. Çürüdüyse başka birisi gömülür. Bulunduğu bölgeye göre değişir mesela. Değişir tabii. Kurudu tabii falan. Mesela İstanbul'da bir zamanda bir arkadaşım birisi telefon açtı. Daha önce annesi vefat etmiş. Defnetmişler falan. Telefon açtı. Dedi ki abi, dedi, validenin, dedi, şimdi baba vefat etti. Oraya defnedebilir miyiz? Dedim defnedilir. Mahsur yok. Ama dedim B planınız olsun. O ne demek, dedi. Ben dedim bilemem senin valideni. Sen de bilemezsin annenin durumunu. Allah Teala biliyor. Çünkü hiç haram yemediyse, 5 vakit namazını kıldı, ehl-i sünnet itikadındaysa, Allah Teala toprağa emir vermiştir. Haram yemeyen kullarımın cesedine dokunma diye. Yani dedi, dedim kabir açtın, annenin cesediyle karşılaştın, ne yaparsın o zaman? B planın olsun yani. B planın olsun ya, bu düşünceyi unutma. Olur ki cesette karşılaşırsın. Tamam 5 sene geçmiş, 10 sene geçmiş ama çürümüş. Allah Teala emir veriyor toprağa. Toprak dokunamıyor o cesede. Çürümüyor. Çünkü ben kaç tane dinledim böyle. Çürümüyor. Toprak dokunmuyor. Açıyor. Çünkü sadece böyle kan çekilmiştir. Şeyde kefende yapışmıştır bedene. Aynen duruyor. Şeyde duruyor, bir arkadaşım birisi anlattı. 5 sene sonra gittik dedi, bir açtık dedi. Dedi valide, o zaman dedi durumda şey değil, hatta ayak ucu dedi, parmakları açıktı dedi. Yapışmış böyle dedi. Mezarcı demiş ki yanlış, mecburen taşıyacaklar. 5 senelik bir çünkü talimat vermişti. Biz de torba götürdü, kemiklerini koyup memlekete götürecekti. Bir baktık cesette karşı karşıya kaldık dedi. Olur mu? Olur. Dedim böyle hadiseler vuku bulabilir, B plan olsun. Dolayısıyla çürüdüyse oraya defnedilebilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.
İslam ve toplum.